Lunch topluluğu 250 milyar token yapma konusunda bölündü şeklinde bir haber var. Bunun üzerine konuşacağız ve genel itibariyle buna bir bakmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. İlginç şeyler var, yani ilginç ifadeler var. Dediğim gibi bakalım neler var. İki farklı fikir bahsedeceğiz. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. İzleyenlerden ilk etapta bunu rica etmiş olalım. Hem videoya beğeni bırakın hem de kanala abone olun lütfen. Bunlar önemli şeyler. Bunlar önemli konular. Şimdiden çok teşekkür ediyorum beğeni bırakan ve abone olanlara. İsteyenler Facebook'tan takip edebilir. Katıl üyesi de olabilir. Bunların da linkleri açıklamalar bölümünün en alt kısmında mevcuttur. Dileyenler orası üzerinden gerçekleştirebilirler. Muhabbet bu şekilde. Durum böyle. İkiye bölündü diyor. Buradaki olay nedir? Şöyle kısaca bir konuşalım. Birincisi, bir kısım diyor ki aslında çok basit. Neden ikiye bölündü sorusunun cevabı. Bir kısım diyor ki Lunge yakalım. Diğer kısım diyor ki yok, USDC yakalım. Yani şu anki muhabbet bu. Hangisini yakalım noktasında. Şey diye düşünmeyin, yani tamam da zaten eldeki şey değil mi? Lunge değil mi tarzı. Ya eldeki Lunge da sonuçta onu USDC'ye dönüştürür. Onu yakar adam yani. Neticede burada önemli olan şey o değil yani. O en böyle anlamsız detay. Kıssadan hissedecek olursak muhabbet bu şekilde. Yani şu anda adamlar bunu söylüyor. Hani hangisini yakalım tarzında. Tabi bu noktada da yakımın gecikmesinin sebebi de biraz anlaşılmış da oldu. Durum bu şekilde. Hangisi yakılmalı acaba diye düşünürsek. Yani çok büyük bir fark olmaz. Ama Lunge'u yaksalar daha iyi olur. USDC'yi yakalım diyenlerin argümanı çok mantıklı değil. Şimdi USDC'de zaten yakım yapıldı. Onu söylüyorum ben. Ya zaten USDC'de adam neredeyse 800 milyona yakın yakım yaptı. Bu az bir yakım değil. Yani bu da gayet iyi bir yakım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Muhabbet budur. Lunge'u düşünecek olursak, Lunge Coin'deki yakım, ya şimdiye kadar Lunge'da bir yakım gerçekleştirilmedi. O yüzden bu da önemli diye söylüyorum. Lunge Coin'deki bu yakım, Lunge tarihinin en büyük yakımı olacağı gibi, aynı zamanda bu şeyden, iflastan sonraki de yegane yakım olacak yani. Şimdi adamlar diyor ki USDC yakalım. Neden? İlk önce çıpalayabilmek için, hani eski değerleri ekosistemin sağlığına ulaşabilmesi için önce USDC yakmamız lazım diyorlar. Birincisi, bu teknik anlamda yanlış bir düşünce. Çünkü her ikisinin birincisi düşük arz olması lazım. İkincisi, birinin bir diğerini teminatlandırabileceği şekilde olması lazım. Bunun için şu anda teknik altyapı bozuldu. Dolayısıyla USDC'nin arzı bir adet bile olsa şu saatten sonra onun öyle olacağını düşünmek mantıklı değil. İkincisi, dediğim gibi bunun için Lunge'un da yakılması lazım. Hakeza USDC'nin arzına ortalama denk bir arzda olması lazım. O yüzden bunları şu bir seçenektir. USDC'yi belli bir arıza getirip Lunge'u da sonra getirmek de bir seçenektir. Ama şu da geçerli bir seçenektir. İkisini de birlikte yakmak da geçerli bir seçenektir. Yani teknik olarak dediğim gibi burada ya bu geçerli bir argüman değil. Evet, onun söylediği de doğru ama bu da doğru. O zaman neden tutup ya onu yapalım? Tamam mı? Hani iki tane şey var. Aynı kalem mesela. Şu kalemle yazayım diyorsunuz. Öteki de diyor ki yok yok onunla yazma, dur onu ver, dur ötekini getireyim onunla yaz. Halbuki aynı kalem. Ne gerek vardı? Gibi bir mantığa o çıkıyor.
Eğer ki ulaşılması istenen sonuç çıpalamaksa. İkincisi, zaten şöyle bir sıkıntı var. Bir de sonuç odaklı düşünürsek, ya zaten çıpalayamazsın. 250 milyar lunç. Şimdi sen bunu, evet bu lunç tarihinin en büyük yakımı, tabii ki de öyle. Ama sen bunu yaksan ne olur? Lunch'da USTC'ye aktarıp orada yaksan ne olur? Ne olur yani? Hiçbir farkı yok ki. Ya bunların her ikisi de miktaren tekabül etme bakımından öyle çok yüksek miktarlar değil. Yani o ne ki o ne? Ya anlatabiliyor muyum? Zaten evet bunlar güzel yakım. Daha önce de bahsettik mesela. Önemli olan tabii ki FOMO'yu canlandırabilmek. Mesela Floki %2 yakım yapacağını duyurdu dedik. Patır kütür yükseldi. Bu önemli bir konu. O yüzden mi? Ama zaten arz üzerine etkisi zaten kısıtlı. O yüzden kim neyi tartışacak yani? Dolayısıyla anlamsız bir tartışma. Burada mantıklı olan, doğru olan nedir? Lunch'u yakmaktır. Ha, bunun sebebi ikisi mantıken çok büyük farklılıklar yaratmayacakken zaten USDC'de bir parti yakım gördüğümüz için bu da Lunge'da görülsün. Yani dediğim gibi ikisi de bunların tabii ki üzerinden hikaye kurabilirsiniz, şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz ama günün sonunda bunların ikisi de meme coin. Yani bu kadar basit. Tamam mı? Ve bunların ikisi de birer dediğim gibi meme coin'dir. Bu kadar. Başka denebilecek de çok fazla bir şey yok. Yakma konusunda bölündü. Launch topluluğu büyük token arzını azaltmayı amaçlayan 31 Ekim'deki bir başka yakma etkinliğine hazırlanıyor diyor. Hazırlansın bakalım. Ne zaman hazır olacak göreceğiz. USDC'nin yakılmasını desteklerken diğerleri Launch'un fiyat potansiyelini sorguladı diyor. Burada bu arada tabii ki hani Lunge'un fiyat potansiyeli derken herhalde işte Lunge'u yaksak ne olacak falan tarzında. Hani olabilir. Zaten çok böyle hareket etmiyor gibi. Bu da pek doğru olmaz bu arada. Son zamanlarda Lunge hareketli böyle bir yakımın olmasını ben bayağı şey olacağını düşünüyorum. Genel olarak bu bir strateji de olabilir. Bu da bir ihtimaldir bu arada onu da söyleyeyim. Yani işte ya biraz bahaneyle birazcık böyle süreci uzatalım. Belki seçimden sonra yakım yapmak istiyorlar. Yani bu da bir ihtimaldir ve boş bir ihtimal değildir. Şu an ortam hani müsait değil tam böyle seçimden sonra yakalım falan gibisinden belki olayı uzun etmek için de yapıyor olabilirler. Değerlendirmeleri sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.